Herkese merhaba arkadaşlar. Bayağı bir süredir video yükleyemedim. Bunun sebebini hemen açıklıyorum. Videolarımı telefonumdan montajladığım için telefonum bir süre tamirdeydi bir bozukluk yüzünden. Bu yüzden epey bir süre video çekemedim. Ama telafi edeceğim. Söz veriyorum. Her neyse. Hadi videoya geçelim. Bu arada artık içeride ders yapmaya başladık çocuklarla çünkü dışarısı soğudu. Malum kış geldi. Bu arada arkadaşlar yeni yılınızı kutladım mı bilmiyorum ama 2020 geldi. Gerçi geleli aylar oldu ama her neyse 2020 yılınız kutlu olsun. Bunun için özel video çekemediğim için de özür dilerim. Evet çocuklar, bugün hangi konuyu öğrenmek istersiniz? Öğretmenim, ben bir konuyu çok merak ediyorum. Söyle çikolatacığım, hangi konuyu çok merak ediyorsun? Öğretmenim, ben başka ülkelerdeki insanları merak ediyorum. Yani mesela Çin'deki insanlar nasıl? Çin'deki insanlar derken? Evet. Yani nasıl Çin'deki insanlar? Çikolatacığım, bu bir ders konusu değil ama madem açtın hemen söyleyeyim. Onlar genlerinden ve Allah'ın yaratmasından dolayı çekik gözlüler. Bunun dışında başka bir konuyu merak eden var mı? Ben meslekleri merak ediyorum. Meslekler, güzel konu. Pekala, büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz? Pilot, doktor, öğretmen, hamburgerci. Hamburgerci mi? Evet, bu şekilde orada yaptığım tüm hamburgerleri kendim yiyebilirim. Silkçiğim, alemsin gerçekten. Bu ne demek şimdi? Kendi yaptığım hamburgerleri kendim yiyeceğimmiş. Öğretmenim, ben sanırım büyüdüğümde bahçıvan olmak istiyorum. Pekala, peki bunların nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Hayır. Aslında ben biraz biliyorum. Ben de doktorluğu biraz biliyorum yani. Çünkü doktora gitmiştim. Benim de teyzem bahçıvan, ondan biliyorum. Anlaşılan biraz biliyorsunuz. Size biraz değişik meslekler söyleyeyim mi? Evet. Mesela bilim adamı, bilim insanı daha doğrusu. Ha, o ne? Bilim insanı çocuklar, yeni bir şeyler icat eden kişilere denir. Bilim insanları genelde zeki olurlar. Gerçi tüm insanlar zekidir ancak onların kafaları biraz farklı çalışır. Yani sürekli ondan bu olur mu, bundan o olur mu diye çalışır. Onun dışında astronot. Astronotlar dünyanın dışına çıkar. Nasıl yani? Dünyadan başka bir yerde mi var? Evet çocuklar, dünyadan başka gezegenler de var. Ne? Başka gezegenler mi? Evet Silkciğim, başka gezegenler. Mesela Güneş bir yıldızdır ancak şöyle hepsini sayayım mı? Evet. Bu arada arkadaşlar atlarsam kusura bakmayın. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton. Bu arada Plüton artık gezegenlerden sayılmıyor çok küçük olduğu için. Ya onu yalnız mı bırakmışlar? Hayır çocuklar, sadece hani bilim insanları arasında öyle karar verilmiş. Ha, tamam o zaman. İşte astronotlar bu gezegenlere gidiyor. O zaman ben vazgeçtim. Astronot olmak istiyorum. Onları çok merak ettim şimdi.
Ben de astronot olmak istiyorum. Uzayı ben de şu anda çok merak ettim. Çocuklar, daha büyüyene kadar oho bir sürü meslek değiştireceksiniz kim bilir. Zın zın. Aa, ders ne kadar da çabuk geçti. Hiç anlamadım. Ben de. Neyse, çikolatacıyım, anneannen gelmiş. İyi öğlenler öğretmenim. Zın. Silkçiyim, sviticiyim. Sizin de babanız gelmiş. İyi öğlenler öğretmenim. Zın zın. Şipçiyim, twinsçiyim. Sizin de anneniz gelmiş. İyi öğlenler öğretmenim. Size de iyi öğlenler. Hoşça kalın. Silvia'nın okulu bugünlük kapanmıştır.